Ancak bu ormana düşecek yangın nasıl ki ağaç ayırt etmeyecekse, bütün bu ağaçların katılımcı olacağı bir direnç hattı oluşturacağız. Yani milletin tamamını, hardal tanesi kadar imanı varsa, zerre kadar milli refleksi varsa, o insanı da bu kervana katacağız. Bu tehlikeyi, bu kötü günleri hep birlikte el birliğiyle aşacağız. İstiklal Savaşı'nda askeri işgal vardı ama bugün kültürel işgal var, siyasi işgal var. Bir askerisi kalmış yani. Onun için millet olarak kenetleneceğimiz gün, el ele verip gönül gönüle vereceğimiz gün, bütün bu tehlikeleri aşacak yapımız vardır. Tarihin her döneminde bunu ispat etmiş bir milletiz. 1911 Trablusgarp Savaşı, 12 Balkan Harbi, Çatalca'ya kadar gelmişler. Düşman Çatalca'ya kadar gelmiş, en güzel şehirlerimiz eline düşmüş. Asker yok, asker. Ama 1914'te savaşa giriyoruz, 15'te dünyanın en güçlü ordularını, Çanakkale'de denize gömüyoruz. Böyle bir milletin evlatlarıyız biz. Tehlike ne kadar büyük olursa olsun, milletimiz daha da büyük. Bu milletten birleşip bu tehlikeleri hep beraber aşacağız. Ben sevgili Yunus Meral Başkanıma, bizi buraya getirip, bir araya getirip bu güzel konuşmalar sebep olduğu için Hakan Özgür Başkanıma ve ilçe başkanları yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıları çok daha sık yapalım, saat başı yapalım. Ben o gün diyordum ki şu Mansur Caddesi'nde şu Arap'ın olayına tanık olduğum şu vaka bir uydu yanıyla Türkiye'de seyretilse de diyordum. İnsanlarımız 3 saat uyuyorsa 1 saate düşürecek uykuyu. Bu ülkeyi 1 seviyorsa 1000 sevecek. Şu bayrak olmasa, din olmaz, iman olmaz, hiçbir şey olmaz. Bayrağa sahip çıkacak.